Evet, geceniz mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün çok tabii sorulduğu için, çok ısrarla sordukları için bugüne kadar bahsetmediğimiz, herhalde zannedersem bahsetmedik sohbetlerimizde. Bir konuyla ilgili kısaca bir sohbet edeceğiz. Hem herkesin bunu öğrenmesi için, bilmeyenlerin, duymayanların duyması için, hem de böyle internette bazı yerlere bağlı kişilerin kendi bağlı oldukları yerleri böyle tazim etmek için, büyütmek için, önemsetmek için aslı astarı olmayan maalesef anlattıkları bir iki dar bir mesel var, bir iki hadise var böyle ama aslı yok. Yani onların şahsi şeylerine girmek istemiyorum. Burada hiçbir isim vermeyeceğim. Ama maalesef çok büyük bir sıkıntı böyle bir yola başvurmak, kendini övmek için, bağlı olduğu yeri övmek için başka yollara başvurmak büyük bir hatadır. Seyyidina Şeyh Maşuk'un kaddesallahu sırrehu'l-aziz hilafet almasından bahsedeceğiz. Yani nasıl hilafet aldı, Seyyidina Şeyh Ahmed'in yanında halife olduğu, halifelik görevini nasıl aldığıyla ilgili biraz az kısa bir sohbet edeceğiz inşallah. Biliyorsunuz Hazret kaddesallahu sırrehu'l-aziz bu meşhurdur. Bir gün Nurşin'de sohbet ederken buradaki nispetin bir kısmını Muhammed Selim götürecek Hezan'a. Kalan nispeti de Molla Ahmet götürecek Hezan'a diyor. Muhammed Selim götürdüğü nispeti kendinde bırakacak. Ama Nurşin'in kurduğu Molla Ahmet'in götürdüğü nispeti alıp buraya tekrar geri getirecek diyor. Daha önce bunu anlatmıştık, bahsetmiştik. Bu bütün Nurşin halkının, bu civarın, bu yola bağlı olan herkesin bildiği bir hadisedir. Herkesin duyduğu, bildiği bir hadisedir. Tabi o zaman cemaat acaba Nurşin'in kurduğu kurt diyerek Hazret Kaddesallahu aleyhi ve sellem aziz kimi kastetti diye. Abi birkaç gün geçiyor. Bir gün Hazret Kaddesallahu aleyhi ve sellem aziz divanın dışına çıkıyor. Bakıyor ki Seyyidina Şeyh Maşuk çocuk o zaman tabi. Ayakkabılarını orada dergaha gelinden ayakkabılarını ikiye ayırıyor. Bir kısmını sağa bir kısmını sola. Hazret Kaddesallahu aleyhi ve sellem aziz diyor, Maşuk ne yapıyorsun diyor. Hazret dede diyor, öyle hitap ediyormuş tabi, Kaddesallahu aleyhi ve sellem aziz, cennet ehliyle cehennemliklerin ayakkabılarını ayırıyorum diyor. Hazret birkaç saniye gözünü yumuyor Kaddesallahu aleyhi ve sellem aziz diyor. Hemen kendisini ayakkabıların üzerine atıyor ve karıştırıyor yani bir şey olmasın, halk arasında bir infial olmasın diye. Seyyidina Şeyh Maşuk çocuk ürküyor Hazreti öyle birdenbire ayakkabıları karışınca koşuyor. Koşunca Hazreti arkasından kındasın o İşte sesleniyor. O sırada sesleniyor. Gro, gro diyor. Gro kurt demektir. Dur diyor. Niye kaçıyorsun kurt diyor. O zaman herkes anlıyor ki Hazret kındasın birkaç gün önce yaptığı sohbette Nurşin'in kurdu olarak tabir ettiği zat o küçük Maşuk. Nitekim Hazretle Seyyidina Şeyh Maşuk'un arası, münasebeti, ona olan sevgisi, muhabbeti çok farklı. Bir gün tabii çocuklar böyle bezlerden top gibi şeyler yaparlarmış. Kaç yıl öncesini anlatıyoruz. Değneklerle onları yuvarlayarak birbirlerine atarak oynarlarmış. Bir gün Seyyidina Şeyh Maşuk tabii çocuklar divanın önünde böyle oynuyorlar. Hazret çıkıyor. Hazret görünce Maşuk diyor ben de sen de oynayalım mı diyor. Olur diyor. Hazret bir sopa alıyor o şeylerden birine vuruyor. Nedir ismi? O top yumağına yani o yumağa vuruyor. Yumak geliyor Seyyidina Şeyh Maşuk'un önüne. Normalde Şeyh Maşuk Hazret'ten de sopayla vurup bunu Hazret'e doğru atması gerekir. Duruyor duruyor elindeki sopayı yere bırakıyor. O yumağı alıyor eline koşuyor geliyor Hazret'in ayaklarının önüne bırakıyor. Yani Hazret'e doğru böyle bir sopayı savurmak, bir şeyi atmak gibi bir hareket yapmıyor. Oradaki o adabı, o edebi görünce Hazret Kaddesallahu aleyhi ve sellem diyor maşallah diyor vallahi diyor. Maşuk'un davası büyüktür diyor. Yani Maşuk büyük şeyler dava ediyor diyor. Yıllar geçiyor, Hazret vefat ediyor Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Nihayet Seyyidina Şeyh Maşuk genç bir delikanlıyken hacca gidiyor Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Tabi hac yolculuğunda giderken diyorlar ki arkadaşlarına ver Seyyidina Şeyh Ahmed'e uğrayalım. Hazna'ya uğrayalım diyorlar. Geliyorlar, Hazna'ya geliyorlar. Seyyidina Şeyh Ahmed onları köyün dışından, Nurşin'den gelmişler. Maşuk gelmiş diye
bu hazinenin dışından karşılıyor. Getiriyor, çok özel olarak ilgileniyor. Onları özel odasına alıyor, çok izzet ve ikram ediyor filan. Sonra bir ara Seyyidina Şeyh Ahmet dışarı çıkıyor. Bu kısmını Seyyidina Şeyh Maşuk anlatıyor, kaddesallahu aziz. Diyor dışarı çıktı, epey bir müddet sonra diyor geldi, baktım diyor üzerindeki elbisesini değiştirmiş Seyyidina Şeyh Ahmet. Yani kıyafetini değiştirmiş. Böyle kıyafetini değiştirdiğini görünce Seyyidina Şeyh Maşuk kaddesallahu aziz biraz garipsiyor. Diyor yani biz yabancı değiliz, bizim yanımıza gidip tekrar bizim için kıyafeti değiştirmesine gerek yoktur filan diye düşünüyor. Seyyidina Şeyh Ahmet diyor ki Maşuk gelir misin? Alıyor Seyyidina Şeyh Maşuk'un koluna giriyor, kaddesallahu aziz. Dışarı çıkarıyor onu. Diyor ki ben size kendim elimle yemek pişirmek istedim diyor. Sen geldiğin için elimle yemek pişirmek istedim diyor. Gittim İspirit Ocağı'na diyor, gazı basarınca diyor, basarken diyor, alev aldı diyor ve bütün alev üzerine sıçradı. Bütün o yağ da diyor benim üzerindeki elbiseyi kirletti diyor. Üzerindeki elbiseyi o yüzden değiştirmek zorunda kaldım diyor. Öyleyse Seyyidina Şeyh Maşuk tabii çok üzülüyor kaddesallahu aziz. Yani Seyyidina Şeyh Ahmet'in bu düşündüğü, hani bir gitti üstünü değiştirdi filan. Sonra ertesi gün, misafirler orada, ertesi gün Seyyidina Şeyh Ahmet alıyor, Şeyh Maşuk Hazretleri'ni biraz herkesten uzak bir yere götürüyor. Yalnız oldukları bir yere gidiyor, orada tövbe veriyor bunlar. Seyyidina Şeyh Maşuk intisap ediyor, anlasana sözsüz. Sen diyor git arkadaşların yanına diyor, Şah-ı Hazna. Seyyidina Şeyh Maşuk geliyor, genç yani inanın, genç dönemden bu gençlikten bahsediyoruz. Geliyor, arkadaşları diyorlar ki Maşuk gidişinle gelişin arasında çok büyük bir fark var diyor. Yani giderkenki Maşuk'la şimdi gelirkenki Maşuk değil diyor. Hayırdır nedir sende böyle bir sevinç, bir farklılık, bir nurlanma görüyoruz sende. Çok fazladan bir ha yürüyor diyor elhamdülillah ben Seyyidina Şeyh Ahmet'e intisap ettim diyor. Tövbe ettim diyor. Ben de salatu aleyhis. Sonra haclarına gidiyorlar. Seyyidina Şeyh Maşuk amel etmeye başlıyor. Hatta amel ederken Seyyidina Şeyh Ahmet ona bazı vazifeleri vermiyor, söylemiyor. Mesela rabıta kurmasını söylemiyor. Mektubatta vardır. Seyyidina Şeyh Maşuk Nurşin'e döndükten sonra Seyyidina Şeyh Ahmet'e mektup yazıyor. Kaddesallahu diyor efendim ben diyor ne kadar gözümü yumdukça diyor Hazreti Ziyaddin kaddesallahu aziz benim gözümün önündedir diyor. Her daim Hazret'te sürekli o hal varmış Seyyidina Şeyh Maşuk'ta. Fakat diyor siz bana bir görev vermediniz rabıta ile ilgili diyor. Ne emredersiniz diyor. Seyyidina Şeyh Ahmet mektup yazıyor. Gözümün nuru, kalbimin sevinci, başımın tacı Muhammed Maşuk diyor. Bizim size rabıtayı emretmeyişimiz, söylemeyişimiz Hazret'e olan edebimizden dolayıdır diyor. Ama isterseniz diyor, isterseniz edebe bakın, terbiyeye bakın, ahlaka bakın, anlayışa bakın. İsterseniz diyor, Hazretin gölgesinde ara sıra bu fakiri de hatırınıza getirin istiyor. Rabıta görevini bile Seyyidina Şeyh Maşuk'a bu şekilde veriyor. Ve açın mektubat burada herkes biliyor, görüyor, okuyabiliyor. Seyyidina Şeyh Ahmet'in Şeyh Maşuk Efendi Hazretlerine yazdığı mektupların hepsinde ya çok çok latif bir edebiyat vardır. Hep Sadi Şiraz'dan, Hafız-ı Şiraz'dan, Melai Cizeri'den beyitler. Mesela bir mektubu var, sadece şiir. 3-4 tane beyit almış göndermiş, yazmış göndermiş. Yani veyahut çok büyük saygı ifadeleri kullanan şeyler filan. Seyyidina Şeyh Maşuk, Seyyidina Şeyh Ahmet'in zamanında onun yanında amel ederken çok sıkıntı çekmiş. Mesela Seyyidina Şeyh Ahmet kaddesallahu aleyhi ve sellem yanına gittiği zaman hazinedeyken Seyyidina Şeyh Ahmet'in yanına girmiyormuş, odasına girmiyormuş. Yani çünkü ne kadar girse Seyyidina Şeyh Ahmet ayağa kalkıyormuş. Anlasanız. O da tabii bundan rahatsız oluyor. Kendisi anlatıyor, diyor divana dönüleceği zaman yani mescitten falan çıkılacağı zaman ben genelde diyor mutlaka diyor Seyyidina Şeyh Ahmet'ten önce divana girmeye çalışıyordum ki ben onun önden ayağa kalkayım diyor yani. Seyyidina Şeyh Ahmet. Nurşin'e Seyyidina Şeyh Ahmet geldiği zamanlar kaddesallahu aleyhi ve aziz Seyyidina Şeyh Maşuk çocukların ve aileden olan kişilerin Seyyidina Şeyh Ahmet divana girdikten sonra divana girmelerini yasaklıyormuş. Yani Seyyidina Şeyh Ahmet öyle kaddesallahu aleyhi ve sellem Allah onu öyle büyütmüş, ondan dolayı büyütmüş.
Yani 7-8 yaşında Seyda Gül'den, Hazret Gül'den 7-8 yaşında bir çocuk içeri girse Seyda Şahmet ayağa kalkıp elini bağlıyor. Bu yüzden Seyda Şeyh Maşuk'la Seyda Şahmet Hezna'nın münasebeti, sevgisi, muhabbeti, bağlılığı yani belki dile getirilmesi, ifade edilmesi çok zor bir şeydir. Bizzat Şeyh Bedreddin bana anlatmıştı. Dedi bir gün Diyarbakır'daydı. Seyda Şeyh Maşuk, babam dedi ki hadi dedi pikniğe gidelim. Bindik arabalara diyor, 4-5 araba filan. Şimdi Diyarbakır'ın yakınlarında böyle piknik yerleri vardı. Gittik diyor, 3-4 araba peş peşe diyor. Neyse oraları geçtik diyor. Herhalde baba burada duracak. Herhalde Şeyh burada duracak, şurada duracak. Ta diyor Nusaybin'e kadar gittik diyor. Yani piknik yerlerin hepsini geçtik. Çıktık ondan sonra diyor yoldan çıktık böyle bir şeye ne bir ismi. Bir köy yoluna diyor. Yüksek bir tepen olduğu bir yere çıktık diyor. Babamın arabası durdu diyor. Babam indi arabadan diyor. Böyle o tepenin ucuna kadar geldi diyor. Elini bağladı. Yüzünü Hezna'ya döndü diyor. Hezna görünüyor bu oradan diyor. Böyle bir müddet durdu. Ondan sonra durdu. Dedi ki elhamdülillah Seyda Şeyh Ahmet'in köyünün kokusunu aldım. Nereye istiyorsanız gidebiliriz. Piknik için önemli değil dedi diyor. Yani Şeyh Maşuk'un Kadasallahu Aleyhi Seyda Şeyh Ahmet'e olan aşkı ki yani Hazreti görmüş, Seyda-i Tahir'in torunu, Şeyh Masum'un evladı kıtasın. Ama Seyda Şeyh Ahmet'e Hezna'ya olan muhabbeti, aşkı, bağlılığı herkes tarafından dile getirilmiştir o zamanlar. İşte böyle amel ettiği dönemde bir gün Seyda Şeyh Ahmet'in yanındaki mollalar, yani Hezna'daki hocalar ve amel edenler, salikler yani diyorlar ki gelin bir çıkalım şu bostanlardan birine gidelim. Orada kendimize zaman geçirelim, eğlenelim filan diyorlar, vakit geçirelim diyorlar. Geliyorlar. Şeyh Masum var, Şeyh Alaaddin var, Seyda Şeyh Maşuk'un nasıl olsa. Diğer amel eden zatlar isimlerini saymak istemiyorum. Geliyorlar, oturuyorlar, biraz sohbet ediyorlar filan. Birisi diyor ki hadi gelin diyor. Kendi aralarında demek onlar da öyle şakalaşıyorlarmış. Her birimiz bu bostandan bir karpuz seçelim. Kimin seçtiği karpuz daha olgun olursa hepimiz hükmedelim ki onun makamı hepimizden yüksektir. Yani o hepimizden daha kamildir. Daha şeydir, olgundur diye filan. Tamam mı? Herkes tamam diyor. Birisi kalkıyor, gidiyor, geziyor, geziyor, geziyor. Bir tane karpuz seçiyor, getiriyor, önüne koyuyor. Sonra ikinci zat kalkıyor. Tabi bunların hepsi birer pırlanta tabii. Ben anlatırken yanlış bir şey anlamayın. Aman ha. Allah muhafaza etsin. Ha biz hepsinin ayaklarının bastığı toprağı biz gözümüze sürme olarak çekeriz yani. Bir ikincisi kalkıyor gidiyor. O da bir karpuz seçiyor, arıyor bostanda. Kendine göre en olgun karpuzu getiriyor. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Nihayet Seyda Şeyh Maşuk oturuyor kılda sıra. Sıra Şeyh Maşuk Hazretleri'ne gelince oradaki rençber varmış. Yani bostanda ki çalışanlardan birine. Diyor ki ayağa kalkar mısın diye efendi diyor. Peki diyor git diyor. Bostana doğru git diyor. Seyda Şeyh Maşuk otur diyor. Adam gidiyor 10-15 adım sağa dön diyor. Yürü diyor, yürü. Ondan sonra işte sola dön filan. Oturduğu yerden. Şimdi diyor önündeki karpuzu al getir diyor. Adam oradaki karpuzu, Seyda Şeyh Maşuk'un gitmeden öyle işaret ettiği karpuzu getiriyor, koyuyorlar. Sırayla herkes karpuzunu kesiyor. Kesiyor. En son Seyda Şeyh Maşuk'un önündeki karpuza sıra geliyor. Bıçağa batıyorlar, bir açıyorlar, bakıyorlar ki kıpkırmızı. Hepsinden daha olgun. O sırada işte ismini vermeyeceğim. Biliyorum ama söylemeyeceğim. Birisi oradaki saliklerden yani o hocalardan, mollalardan birisi. Şimdi Seyda Şeyh Maşuk çok zarif ve inceymiş. Hele gençliğinde böyle birileri bir kemik, iplik gibiymiş. Yani narin böyle. Zarif ve narin. O hocalardan birisi o anda işte oluyor insanlar. Yani diyor sen misin? Kurt sen misin diyor. Sen mi buradaki nispeti alıp götüreceksin deyince Seyda Şeyh Maşuk dönüyor Allah'a kasem ederim şu anda ne varsa burada aldım diyor. Bir anda buz gibi bir hava herkes başını önüne yiyor. Birkaç dakika geçmeden bakıyorlar divan tarafından birisi koşa koşa geliyor. Geliyor bağırıyor diyor şef sizi çağırıyor hepiniz gelin hemen diyor. Seyda Şeyh Maşuk gitmiyor. Hepsi kalkıp gidiyorlar.
artık 8-10 kişi kimse olmamalar. Seyraş Ahmet'in huzuruna giriyorlar. Seyraş Ahmet yüzü kıpkırmızı. Bakıyorum ona. Siz ne yaptınız diyor. Ne yaptınız diyor. Falan. Tabii hepsi başları önünde. Diyor, haber verin, yarın teveccüh var diyor. Yarın teveccüh var diyor. Hep kaç kişi o günü yaşamış, bilmiş, görmüşler, hep söylediler. Hep duydum. Seyda Şefman Şuk'un ilk teveccühünü Hezna'da yapıyor. Ben de salatan değilim. Hani Ferik aldığı gibi yapıyor. Diyorlar ki, estağfirullah dediği an diyorlar, bütün o teveccüh yapılan alanın sanki diyorlar böyle bidonlarla esans söküldü. Öyle bir feyiz ve nispet kokusu, öyle bir koku yayıldı ki diyor, belki o güne kadar öyle bir şey görmemişler. O kokunun içerisinde diyor Seyda Şeyh Maşuk'un sesi geldi. Temennayı kabulem, metecdarem, müdanem, kina ehlem diyor. Silsileyi okurken bunu söyledi. Sazası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adını okur okmaz. Temennayı kabulem, metecdarem, müdanem, kina ehlem, yakin danem, kina ehlem diyor. Sesi bütün o teveccüh sahasını diyor şey yaptı. Ne diyor? Yankılandı. Yani isteğimin, temennimin yerine getirildiğini görüyorum. Temennaya kabulüm, kabul edildiğimi görüyorum. Hümmet icdanem, benim bütün himmetim sendendir, sizdendir diyor. Müdanem kina ehlem ve ben biliyorum ki ben buna ehil değilim, layık değilim diyor. Hem ağlıyordu hem diyor teveccüh yapıyordu Seyyidah Şeyh Maşuk Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Çok kısa sürede halifelik almıştır. Yani nice insanlar, nice zaman amel ediyorlar filan. Birkaç kişiyi hat bittikten sonra Seyyidah Maşuk izin alıyor. Şah-ı Hazna ona cübbesini giydiriyor. Kanda sabahsına deyiz. Sonra diyor ki bütün herkes diyor camiye toplansın diyor Seyyidah Şeyh Ahmet. Herkes camiye gelsin diyor. Şeyi çağırmıyor. Seyyidah Maşuk'u çağırıyor yani. Kanda sabahsına deyiz. O kadar böyle Seyyidah Şeyh Ahmet'in bir hayası varmış ki hep anlatıyorlar. Şah-ı Hazna diyorlar bir gelinli kız gibiydi diyorlar. Seyda-i Tahi ve Hazretin kıddesallahu aleyhi ve sellem evlatlarına ve o aileye mensup ve özellikle Şeyh Maşuk'a. Bir gelinli kızın hayası ve edebi neyse aynen o letafet ve o şeyle davranıyor. Bütün mallaları topluyor. Hazna'nın bütün hocalarını topluyor. Çıkıyor bir yere oturuyor. Diyor ki Maşuk'un hilafetini garipsemeyin diyor. Maşuk bize geldiğinde kandili, yağı, fitili, her şeyi hazırdı diyor. Bana tek düşen diyor, bir kibrit çakmak oldu diyor o kandili, o kadar. Bu yüzden diyor, Maşuk'un halini anlayınız diyor. Garipsemeyiniz, nasıl böyle oldu diye hiçbir zaman aklınızın ucundan geçirmeyiniz diyor. Ve Seyda Şeyh Ahmet'in, Şeyh Masum'un ve Şeyh Alaaddin'in geçen bir kardeşimiz bana gönderdiği bugüne kadar açıklamıyordu, söylemiyorduk yani. Hepsinin ifade ettiği şuydu, Şeyh Maşuk hem Seydaiye'yi hem de Diyaiye'yi kendinde toplamış bir zattır. Seydaiye, Şeyh Abdurrahman-ı Tahi'nin meşrebi, mizacı ve sıfatlarıdır. Diyaiye de Hazreti Diyaüddin'in kudüsesidir. Hepsinin vardığı kanaat odur ki Şeyh Maşuk, Kaddesallahu sülün aziz, hem Seydai Şeyh Abdurrahman-ı Tahi'nin hem Hazreti Diyaüddin'in bütün kemalatını ve sıfatlarını kendinde toplamış olan. Bu zaten Kur'an'ın emridir. Evlatlar dedelerinin yolunda giderlerse Allah dedelerinin makamlarını eksiltmeden onlardan o evlatları da nasip eder. Seyyidah-i Şeyh Maşu, Kaddesallahu aleyhi ve sellem ve izin aldıktan sonra diğer bütün halifelerinin Şeyh Maşuk, Seyyidah-i Şeyh Ahmet'in halifeleri de öyleydi. Bütün hulafası Seyyidah-i Şeyh Maşuk'a karşı öyleydi. Başka türlüsü olamaz. Bütün o kadar kerametleri aşikar bizatıydı ki yani. Her şeyi aleniydi, aşikardı, gizleyemiyordu, saklayamıyordu tabiri caizse yani. Bundan dolayı bir de ilmi, onun takvası, onun kendini Allah'ın yolunda ve ibadette zir-i ziber etmesi tabiri caizse, alt üst etmesi yani şeyler. Maşuk basit, rahat bile kolay bir hayat yaşamamış kadısallahu aleyhi ve sellem. Yani o kadar alimleri, o kadar büyük zatları hepsini önünde diz çöktürmüş. Hepsine diz çöktürmüş. Hepsini teslim almış. Şimdi 1000 tane avamdan olan insanın sofiliği alabilirsiniz. Ama bir tane ilim ehlini ikna edemezsiniz.
Bu böyledir. İlim ehlinin bir şeyi kabul etmesi, bir şeye ikna etmesi çok zordur. Bu yüzden Seyyidah Şeyh Ahmet daha Şeyh Maşuk Kaddesallahu Aziz ona intisap ettiği gün ilk kitabı nedir biliyor musun? Çok garip. Ha, genç bir delikanlıyken daha yani. Seyyidah Şeyh Maşuk intisap ettiği zaman bakıyor Şeyh Emela diyor. Alimlerin şeyhi diyor. Seyyidah Şeyh Ahmet'in Şeyh Maşuk'a hitabı odur. Kaddesallahu Aziz. Şaşırıyorlar Şeyh Emela, Şeyh Emela. Mollaların, alimlerin şeyhi. İrşada başladıktan sonra Güneydoğu'nun bilinen, tanınan bütün alimlerin tek tek gidip Şeyh Maşuk Hazretleri'nin önünde diz çökmesi, ona teslim olması, ona intisap etmesi, Seyyidah Şeyh Ahmet'in o büyük kerametinin ve keşfinin de en bariz bir örneğidir yani. Benim bir akrabam vardı, isimlerini vermeyeceğim diyordu, iki yerde kaldım. Seyyidah Şeyh Ahmet'e Hezna'nın, iki halifesinin diyordu, yanlarında bir süre kaldım. Birisi diyor, bir seferinde bana döndü, dedi ki, çünkü o akrabam Norçin'de uzun müddet kalmış. Diyor, dedi ki, sakın dedi, kendini bunlarla, yani oradaki sofileri kastederek, beni de Şeyh Mahşut'la kıyaslama dedi. Vallahi dedi, bak dedi, Mella Cemal dedi, benim halifelerim Şeyh Mahşut'a mürit bile olamazlar dedi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Onlar da hakkı teslim ediyorlar diyor. Yani onlar biliyorlardı çünkü. Herkes birbirini biliyordu o devirde. Herkes Seyyidah Şeyh Ahmet'e Hezna'yı biliyordu. Şah-ı Hezna birine bir şey demişse bitti. Bir diğer halifesinin de aynen yine benim o yakınıma ifadesi şudur. Eğer Şeyh Maşuk kaddesallahu aleyhi ve sellem gibi yapsaydı, herkese elini uzatsaydı biz bu memlekette kendimize bir tane bile mürit bulamazdık. Aynen bunlar da ama bu sözlerin sahiplerini iyi isimlerini veriyorum çünkü hepsi çok muhterem zatlar. Yani çok büyük insanlar, çok büyük hizmet ve irşad yapmış zatlar. Ama seydaiye ve duyaiye söz konusu olduğu zaman, yani Norşin'deki büyüklerin, Norşin'in sultanlarının, ya Hafide Şah-ı Norşin diyorlardı Şeyh Maşuk'a. Şah-ı Norşin'in, Seyda-i Tahir'in evladı diyorlardı. Birçok katmelerde bazı halifelerin içinde bu geçiyor. Hafide Şah-ı Norşin. Norşin'in şahının hafidi, torunu, evladı diyorlardı. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Herkesin üzerinde, herkesin çok daha farklı bir yerinde bir mevkii var. Yani Seyyidah Şeyh Maşuk'un kaddesallahu aleyhi ve sellem. O da herkese hürmetkardı. O da herkese değer veriyordu. Ama bu Şeyh Maşuk, bakın ben size bir tek sıfatını söyleyeyim. Herkes haddini bilsin. Bu Şeyh Maşuk babası vefat ettiğinde Seyyidah Şeyh Maşuk kaddesallahu Şeyh Masum ki Şeyh Masum Hazret kaddesallahu ona demiştir ki eğer Masum hizmetinin sevabını bana verirse ben bütün amelimin sevabını ona vermeye hazırım. Yani Şeyh Masum bu kadar büyük bir zat. Hazretin mertebesine bir zattır Şeyh Masum. Hazret irşadla uğraşmış kaddesallahu aleyhi Şeyh Masum da bütün Norşin'in idaresini yapmış. Yani Hazreti hiçbir iş bırakmamış. Kim gelse diyordu Şeyh Masum'un taziyesine Seyyidah Şeyh Maşuk'un elini öptüğünde Seyyidah Şeyh Maşuk'un elini tutuyor. Ne olursun Allah rızası için dua edin Allah babamı affetsin diyordu. Dua edin babama dua edin Cenab-ı Allah benim babama mağfiret etsin. Benim babam Şeyh Masum'dur diyordu. Benim babam Hazret'in dostuydu. Hazret'in kaddesallahu ortağıydı demiyordu. Kim gitse taziyeye günlerce sürmüş Masum'un taziyesi. Her gidene Allah rızası için dua edin babama diye. Dua ricasına bulunacak kadar da mütevadi yani. İslam'ın ölçüsü. Cenab-ı Allah bizi büyükleri anlamaktan, tanımaktan nasipsiz bırakması. Bu yüzden Seyyidah Şeyh Maşuk gibi zatlar, bilhassa Şeyh Maşuk. Sesiydi ki ben bir gün Tillo'da Seyda'mızın medresesinde bir öğretim üyesiyle tanıştım. İlahiyatlardan birinde tasavvuf bölümünde bir inceleme yapıyormuş filan. Benim kim olduğumu bilmiyorum. Öyle konuşurken filan ne filan dedi ben işte Nehri'ye gittim dedi. Seyyid Tahir. Oradaki bütün dokümanları, bilgileri, hayatta olan yaşlılar varsa filan. Ondan sonra Gayda'ya gittim. İşte Norçin'e gittim. Ohi'ne gittim, şuraya gittim, buraya gittim filan. Hepsini dedim ne öğrendim bu kadar incelemelerinizin sonucunda edindiğiniz intiba ne? Yani sizde oluşan kanaat ne?
Benim dedi kanaatim şu, Cumhuriyet tarihinde gelmiş en büyük mürşit Şeyh Muhammed Maşuk'tur dedi. Çünkü o kadar böyle sayılı büyük ve her biri kendi yerinde ayrı bir dünya olan alimler onun yanında diz çökmüş ki dedi, bunu normal bir tasavvuf ekolüyle bir şeyle izah etmek mümkün değildir dedi. Çok velayet-i kübra var söz konusu olan dedi. Velayet-i kübra, velayet-i umman var yani. Kim tekim vefat ettiğinde, hayattayken kimse bir şey demedi ona. Kimse ona bir makam isnat edemedi, kabul etmiyordu çünkü. Hiç kimse senin makamın şu, mevkiin şu demiyordu. Ama vefat ettiği zaman herkes dedi ki feridü deher idi, feridü deher. Dünyanın bir tanesi. Dünyanın bir tanesi, yani zamanın bir tanesi daha doğrusu. Böyle zatlar var işte. Böyle zatlar olunca insan haddini bilecek. Bir şey hafi, bir gün bahsedeceğiz ona inşallah. Belki haftaya da onu anlatırız. Hatta sallallahu aziz. Vefat etti diyor zamandaki alimlerden birisi. Diyor Cenab-ı Allah'ı gördüm rüyamda diyor. Bişr'in vefattan sonra. Diyor Allahu Teala bana dedi ki ben Bişr'i aldığım zaman dünyada Bişr'den daha fazla sevdiğim hiç kimse yoktu. Bişr-i Hafi böyle bir zatmış. Bişr-i Hafi, Yuhannus Habibi Acemi, Fudayl bin İyad, inşallah biz bunları tanımak zorundayız. Bunları niye tanıyacağız biliyor musunuz? Bunlarınki çok zor. Çok zor bakın. Bunların işi çok zor. Yani bizim onların içeri ulaşmamız, anlamamız bile mümkün değil. Mesela Malik bin Dinar, büyük zatlardan birisi, vefat etti diyor. O yine o dönemin alimlerinden birisi. Malik bin Dinar vefat etti diyor. Rüyamda diyor, onu ve İbni Vasıl'ı diyor. Muhammed bin Vasıl. Beraber cennetin kapısına doğru yürüyorlar. Ben de böyle onları seyrediyordum diyor. Dedim ki acaba hangisi önde? Diyor baktım Malik bin Dinar önde. Bu niye önde diye sordum. Diyor bir ses bana dedi ki Muhammed bin Vasi çok büyük bir alim. O zaman en büyük alimi ama arkada. Diyor o ses, bir ses bana dedi ki Muhammed bin Vasi'nin dünyada iki gömleği vardı. Malik'in bir gömleği vardı. Yani kendimizi, hepimizi bu ölçü içerisinde bir yere koyalım. Nereye sığıyoruz? Hangi birine uyuyoruz? Hangi birine gireceğiz? Bu yüzden büyükler söz konusu olduğu zaman benim bütün buradaki kardeşlerimize nereye, hangi dergaha bağlıysanız başımızın üstünde yerimiz var. Hepinizin şeyhlerine, mürşitlerine hürmetimiz var bizim. Adaba uyduktan sonra, bid'at ve hurafelerden uzak durduktan sonra herkes bizim başımızın tacıdır. Ellerini öperiz hepsinin ama Şeyh Maşuk söz konusu olduğu zaman kendinize dikkat edin. Hakikaten dikkat edin ki beklemediğiniz bir şeyle karşılaşmayın. Ben böyle internet ortamında birkaç tane böyle usulsüz şey gördüm böyle. Yani Şeyh Maşuk'la ilgili bir şey yok da akılda sıra diyor. Ama göre kendi üstadlarını methederken derken ölçünün dışına çıkıyorlar, zarar görürler. Zarar görürler, zarar görürler. Bu yüzden ehlullah olan zatlara bizim hürmet göstermemiz şey yaptı. Şey Abdurrahman-ı Tahi. Bu o kadar ciddi bir şeydir ki bakın. Şimdi velayeti belli. Velayeti uzman mertebesinde bir zat. Bunu alimler söylüyor. Halifeleri söylüyor. Seydamız hac rihlesinde hac yolculuğunda tuttuğu notlar var ya onun bir yerinde ben dikkatimi çekildim. Baktım. Bugün diyor Mekke'de Cennet-i Muhalla'da mürşidim Gavs-ı Samadani Şeyh Muhammed Maşuk'un kabrini ziyaret ettim. Gavs-ı Samadani kimin lakabıdır biliyor musunuz? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sıfatıdır. Ve Seydamız Üstad Burhanettin Efendi Şeyh Maşuk için aynı tabiri kullanıyor. Şimdi böyle olunca herhalde hakikaten dikkat etmemiz gerekiyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Cenab-ı Allah hepimizi Allah'ın dostlarına, hele ki böyle büyük zatlara karşı haddimizi aşmaktan Allah-u Teala hepimizi muhafaza etsin. Seydaiye ve diyaiye söz konusu olduğu zaman Şeyh Abdurrahman Eytahi ile Hazreti Nurşin bu iki isim söz konusu olduğu zaman bütün dergahlar iptaldir. Anladınız değil mi bunların karşısında? Bir hükmü kalmaz. Hüküm ancak onlara gösterilen saygı ve edeple bir mana ifade eder. Ki büyükler hep buna dikkat etmişler. Hepsi dikkat etmişler buna. Şeyh İzzeddin Kaddesallahu aleyhi ve sellem Seyyidah Şeyh Ahmed'in oğlu bir gün şeyde Mardin'de Midyat'ta birisini getirdiler. Dediler bu tövbe alacak. Sen nerelisin dedi. Adam dedi ki ben Bitlisiyim. Getirene öyle bir kızdı ki Şeyh İzzeddin. Sen bilmiyor musun dedi. Garzan'dan yukarısı dedi bizim haddimiz değildir dedi.
Çünkü Nurşehir'in hudutlarına giriyor dedi. Biz kimiz ki dedi bunlara tövbe edeceğiz dedi. Ben biz aşağı izlediğinden kadar salatsız bunu kendim izlettim yani. Bunlar dua, bunlar buna riayet etmişler. Sonra gelenlerin çok daha fazla riayet etmeleri gerekiyor. Büyüklerinin bereketini ve feyzini almak istiyorlarsa. Allah-u Teala büyüklerin kıymetini bilenlerden eylesin. Cumanız mübarek olsun. Fazla zamanlar mecburen bu sohbeti yaptım çünkü hem çok soruyorlardı. Seyda Şeyh Mahşuk'un Kıdıs Salafatiyiz. O büyük pirin, o büyük üstadın nasıl hilafet aldığını, Seyda Şeyh Ahmet'le olan halini Kıdıs. Çok kısa özetlemeye çalıştım tabii. Allah-u Teala ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa versin. Bu hastalık yayılıyor. Rabbim bu büyük zattan hürmetine bu musibeti bu topraklardan defesin inşallah. Dua edelim. Allah rızası için. El-Fatiha.